Bir anne oldukça uzun bir günden sonra eve geldiğinde belirgin bir şekilde duyabildiği zayıf ağlama seslerini fark etti. Şoka uğramış şekilde evini aramaya başladı ancak seslerin nereden geldiğini bir türlü kestiremedi. Uzun ve zorlu bir günden sonra mutfağa akşam yemeği hazırlamaya gitti. Ancak sesi yeniden duyduğunda bu sesin bir çeşit ağlama olduğuna artık emindi. Bir anne olarak sıradan bir ağlamanın nasıl duyulduğunu biliyordu. Ancak bunlar daha tiz ve daha kısa süreliydi. Sesin nereden geldiğini tam olarak kestirmek için evi araştırmaya başladığında gözünün önünde olduğundan haberi yoktu. Ağlama sesleri daha da yükseldi ve bu onu hummalı bir araştırmaya itti. Ağlayan şeyin her neyse bir şekilde tehlikede veya incinmiş olduğunu biliyordu. Mutfaktan başlayarak bütün odaları sesin nereden geldiğini kestirmek için dolaşmaya başladı. Sesler giderek azaldı ancak o durabildiği kadar sabit ve sessiz durdu ve ufak bir ağlama yeri tamamen belirlemesini sağladı. Anne oturma odası duvarının hemen önünde duruyordu. Durduğu yerin ve ağlamaların geldiği hemen salondaysa televizyonları asılı duruyordu. Bir şeyler yapmalıyım diye düşündü kendi kendine ama yine de önce sesin oradan geldiğine emin olmalıydı. Yoksa muazzam bir hata yapabilirdi. Çocuklarını oraya çağırdı ve duvarın arkasından bir şey duyup duyamadıklarını sordu. Bilmedikleri şey ise bunun yeni bir maceranın başlangıcı olduğuydu. Çocuklar toplandı ve onunla sesleri dinlemeye çalıştı. Ancak ortalığı bir sessizlik kapladı. Çocukları ona deliymiş gibi baktılar. Ağlamayı bırakın herhangi bir ses bile duyamadıklarını söylediler. Annenin gözleri kocaman oldu ve beyni çaresizce noktaları birleştirmeye çalışmaya başladı. Ancak sessizlik her şeyin hayal gücünün bir ürünü olduğunu kanıtlıyordu. Çocuklar odalarına dağılmaya başlarken yine sessiz bir inilti duyuldu. İşte duydunuz mu? Diye sordu kadın. Şaşkın çocuklar birbirlerine bakıp kafalarını salladılar ve az önce durdukları yere koştular. Oraya kesinlikle bir şey hapsolmuştu. Anne hemen birine çekiç getirmesini söyledi. Anne herkese geri çekilmesini söyledi ve duvarda çekici kullanarak kolunun sığabileceği bir delik açtı. Çekici indirdiği her sefer ağlamalar daha da yüksek sesli hale geliyordu. Anne elini duvarındaki deliğe soktu ve duvarın içinde küçük ve tüylü bir şey hissetti. Dışarı çıktığındaysa bunun küçük beyaz bir yavru kedi olduğunu gördü. Tam da o anda kadın o yavrunun orada tek olmadığını biliyordu ve hepsini oradan çıkarmalıydı. Anne hemen beyaz yavruyu yere bıraktı ve diğerleri için duvarı kazmaya başladı. Hala küçük yavrular için yolu açmalıydı ve salonun yerindeki pislik yığını giderek daha da büyüyordu. Eli sonunda duvarın içinde hareket eden başka bir şeye denk geldi ve işte diğeri geliyor derken gri yavruyu da duvardan çıkardı. Kolunu deliğe geri daldırdı. Bütün kedileri bulmaya kararlıydı ama orada kaç tane vardı? Dakikalarca duvarı araştırdıktan sonra üçüncü yavruyu da buldu. Siyah ve beyaz yavru duvarın içinden çıkarken bu yavruların duvarın içinde yaşadığına inanamıyordu. Bütün kedilerin sağlıklı ve emin ellerde olduğunu biliyoruz. Doğum yapmaya hazırlanan kedilerin çocukları için kuru yerleri seçmeleri olağan bir şeydir. Ve bu seferki ailenin kesinlikle doğru duvarı seçtiğini söyleyebiliriz.